Minecraft, şüphesiz en bilinen oyunlardan biri. Geçtiğimiz yıllarda Tetris gibi bir efsaneyi geçerek dünyanın en çok satan oyunu olmuştu. Minecraft, 6 Şubat 2020 tarihinde güncellenen Wikipedia yazısına göre 180 milyon satmış durumda. Bu satışlar resmi olup etrafta dolaşan kaçak hesaplardan bağımsızlar. Özellikle de birçok kişinin oyunu orijinal oynamadığını düşünecek olursak devasa rakamlara ulaşıyoruz. Bu denli popüler olmayı başaran bir oyun içinse başka oyunlara konuk olmak kaçınılmaz oluyor. Ben Doğukan Adal ve bugün başka oyunlardaki Minecraft Easter Egg'lerinin ikinci bölümündeyiz. İyi seyirler. Talos Principle. Bu oyunda tamamen kendisi için oluşturulan bir dünyaya uyanan Android'i canlandırıyoruz. Elohim adında bedene ihtiyaç duymayan bir varlık tarafından oluşturulan dünya tamamen bizi sınamak için oluşturulmuş. Tek amacımızsa bize sunulan aletleri doğru yerlere yerleştirip, doğru perspektiflerde yerleştirip bulmacalarla dolu mekanları geçmek. Yapımcıların Minecraft'ı seviyor olması lazım ki oyunda tam 3 tane Minecraft Easter Egg'i var. İlkiyle başlayalım. Bu Easter Egg B bölgesinin 3. odasında bulunuyor. Firavun heykellerinden birini karşınıza alıyorsunuz, ondan sonra tam içeri girdikten sonra sağda karanlığa doğru ilerlemeye başlıyorsunuz. Aşağı doğru inen dar duvarlara sahip bir merdiven var. Aşağıya indikçe ölü yılanlar, garip kaplamalar ve garip yer çekimleri göreceksiniz. Bir süre daha ilerledikten sonra halüsinasyon görmeye başlıyorsunuz ki görüşünüz biraz bulanıyor. Biraz daha yürüdükten sonra Minecraft'taki toprak bloğunun farklı boyutlarda üst üste yığıldığını göreceksiniz. İkinci easter egg'imiz ise B alanında 7. odada. 7. odaya girdikten sonra bomboş bir çölde olacaksınız. Güzelce bulutları olacak. İleride bir piramit var. Piramide doğru yol alın. Orada da bazı yalı taşlar göreceksiniz. Burada bir tane levy alıyoruz. Şimdi her sakallı dedemiz olmadığı gibi bu da Half-Life easter egg'i olacağını düşünmüyorum. O için geçiyorum. Bu levy'yi aldıktan sonra bir tane kum yığını göreceğiz. Hemen arkasında ise gizli bir tünel var. Bu tünelden içeri girdiğimizde Serious Sam, Portal serisi ve Minecraft'tan blokları göreceğiz ve başka oyunlarda. Buradaki güzel olan bu oyunda biz bir androidiz ve dünyada insan yok. Ve bu bloklarda insanları anlatan bazı kültür öğeleri. Ayrıca Serious Sam logosu olan kutuyu kırdığınızda içinden bir kedi çıkıyor. Bu da aynı anda da başka bir easter egg. Schrödinger'in kedisi. Bu easter egg Avustralyalı fizikçi Erwin Schrödinger'in aslında hiç yapmadığı bir deneye dayanıyor. Kuantum fiziğinin önemli isimlerinden Schrödinger bir gün kafasında düzenek hazırlıyor. Bu düzeneğe göre düzeneğin içine bir kedi koyuluyor. Bu düzenek öyle bir düzenek ki kedi bir saatin sonunda %50 olasılıkla ya öyle çıkacak ya da %50 olasılıkla canlı. Peki bu bir saatin sonunda kedi ölmüş müdür, yaşıyor mudur? Bu kuantum deneyine göre kutu açılmadan hemen öncesine kadar kedi her iki durumda da bulunabilir. Aynı anda hem ölüdür hem de canlıdır. Kutu açıldıktan sonra ise ya ölüdür ya yaşıyordur. Tabii bu durum Schrödinger'e saçma geliyor. Kuantum fiziğine göre iki farklı durumun aynı anda olması gerekiyor. Bu yüzden de Schrödinger fiziği bırakıyor. Peki bu neydi? Bu düşünce deneyi günümüz teknolojisi için çok büyük bir gelişme sağladı. Mesela her gün kullandığımız bilgisayarlar, telefonlar bunlardan bazıları. Ayrıca bu easter egg'i bulduktan sonra oyunun sonunda bu kediyi de görebilirsiniz. Talos'taki 3. Minecraft easter egg'i. Bölge C'de, oda 6'da bulunuyor. Odaya girdikten hemen sonra biraz yürüyüp sağa dönüyorsunuz. Mor görünüşlü enerji alanından geçtikten sonra bazı bulmacaları yapmanız lazım ki solda bir tane çalı kalacak. Dikkatli baktığınızda duvar zaten kırık. Oradan ileri gittiğinizde ise Minecraft'ın elmas kılıcını göreceksiniz. Bir taşa saplanmış Excalibur gibi. Bu kılıç oyunun gidişatını etkilememesi için hiçbir şekilde hiçbir yere zarar vermiyor. Çünkü zaten bölümün içindesiniz ve karşı geldiğiniz robotik her şeyi zaten bazı aletlerle bozuyorsunuz. İkinci oyunumuz, Postal 2 Paradise Lost. Postal 2 aşırı kare mizah ve aşırı şiddetten dolayı ünlü bir oyun. Benim oyunda en sevdiğim şey ise insanlara limonata satmak. That's the ticket. Bir bölümde maden kazıcı bir aleti olan bir düşmanınız oluyor. Soldan sağdan delikler açıp sizi öldürmeye çalışıyor. Bu sırada 3 tane yol açacak. Bu 3 yolu aynı anda görebildiğiniz bir perspektiften sağa döneceksiniz ve sonra sola döneceksiniz. Madende hiçbir şekilde kazamadığınız, hiçbir şekilde patlatıp edinemediğiniz bir elmas var. Minecraft elması. Üçüncü oyunumuz Guacamelee. Arkadaşlarınızla beraber çok eğlenip oynayabileceğiniz bir Metroidvania oyun. Oyunda iki farklı görüşe sahipsiniz. Bir normal dünya, bir de karanlık dünya. Bu dünyalar arasında geçiş yaptığınızda olduğunuz yerler değişiyor. Ve buna göre parkurları atlatabiliyorsunuz. Santa Lucita adındaki haritaya geldiğinizde ise bir Minecraft easter egg'i göreceksiniz. Haritanın aşağılarında Mine Forever adında bir madenci dükkanı var.
Karanlık dünya moduna geçtiğinizde ise The Nether Portal adındaki bir restoran görüyorsunuz. Dördüncü oyunumuz Torchlight 2. Hack and Slash türündeki bu oyunda madenden madene gidiyorsunuz ve yaratıkları avlıyorsunuz. 2012 yılında çıkan bu oyunda bir maden var ki Notch'un Madeni adında geçiyor. Eğer bilmiyorsanız Minecraft'ı Notch yaptı. Sonrasında ise oyun haklarını satma ile alakalı bir şaka yaptı ve Microsoft bunu ciddiye alıp oyunu satın aldı. Tabii bu 2014-2015 senelerinde gerçekleştiğinden dolayı 2012 yılında çıkan bir oyunda direkt olarak Notch'un ismi kullanılıyor. Ve bu madenin içi ise Creeper'larla dolu. Onları öldürüp loot'unuzu da alabilirsiniz. Loot'unuzsa bir tane taş kılıç. Tabii Minecraft'ta olandan. Beşinci oyunumuz Borderlands 2. Bu oyun piyasaya ilk çıktığında 2012 yılıydı ve Minecraft popülerdi. Fakat şu anki gibi popüler olup Tetris'i geçmemişti. Hatta yeni yeni patlama yaşadığı zamanla 2011 yılı ve bu videonun genelindeki oyunlar 2011, 2012, 2013 yıllarından. Borderlands 2'de Kostik Mağaralar adındaki bir bölgeye girdikten sonra rayları takip ediyorsunuz ve sola dönüyorsunuz. Solda Minecraft kaplamalarıyla toprak ve taş göreceksiniz. Burayı dirseğinizle kırıyorsunuz ve bu şekilde bir madene giriyorsunuz. Yine creeperlarla dolu. Altıncı oyunumuz Choplifter. Choplifter yine 2012 yılında çıkan bir oyun. İki boyutlu yandan görünüşlü. Ne zaman bir tura başlarsanız gideceğiniz yöne doğru bakıyorsunuz. Fakat son bölümde sola doğru gidecekken sağa giderseniz bir Minecraft easter egg'i göreceksiniz. Look at that. It's Steve from Minecraft. I didn't know his name was Steve. For a moment I thought we had a serious graphics issue. Bir sonraki oyunumuz ise God Simulator ama Payday versiyonu. Bir tane DLC'si ile God Payday adındaki bir bölüme girebiliyorsunuz ve videoyu burada uzatıyorum. Çünkü günlerdir araştırıp uğraşıyorum vesaire, bunu böyle kendim göstereyim dedim. Burada farklı karakterleri kullanabiliyorsunuz. Kullanabildiğiniz karakterlerden en bu easter egg'i bulmanıza yardımcı olacak bu kuş. Şimdi şehirde bayağı bir uçmamız lazım. Uçta kenarda kalan bir bina lazım bize. Sanırım tam olarak da şurası. Burası mıdır? Burası uçta kalıyor. Sanırım burası. Aynen. Şu şehre bakalım abi. Şöyle kıyı kenarında. Hep de tren yolunun yanında yerler oluyor. Buraya geldiğimizde burada bir Minecraft easter egg'imiz var. Minecraft blokları. Küçük Minecraft blokları. Tabii bu God Simulator'daki İlk ve tek Minecraft easter egg'i değil. Bundan önce bir video daha yapmıştım. Onda da direkt olarak Minecraft bloklarını alıp inşa edebiliyordunuz. Hem tahtanız, hem toprağınız, hem de taşınız vardı. Biraz sinir bozucuydu. Sadece siz etkileşime geçebiliyordunuz. Başka insanlar, arabalar geçmiyordu. Ama şöyle baktığınızda bu da tatlı bir easter egg. Ve Zombier adındaki bir oyun var. Zombier çok çirkin, oynanışı berbat, 2015 yılında çıkmış bir oyun. Oyun biraz yetişkin içeriğine kaçan bir havası var, hatta birazcık değil. Fakat bu oyunda da bir Minecraft easter egg'i var. Direkt olarak bir koridora girdiğinizde Minecraft bloklarıyla bezenmiş bir maden göreceksiniz. Ve bu kadardı. Bu videonun yapım aşamasını üyelerimle beraber paylaştım. Siz de üye olaraktan arka planda neler yapıyorum, işte yeni aldığım şeyler nelerdir, arkadaşlarımla nasıl geçiniyorum, psikolojim nasıl gibi şeyleri görebilirsiniz. Bu nasıl bir cümle lan, nasıl bir şey yani, anlatıyoruz bir şeyler demeye çalıştım burada. Neyse, videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın, YouTube algoritması vesaire. Abone olun ki öbür videoları kaçırmayın. Çünkü elimden gelince, geldiğince güzel yapmaya çalışıyorum. Onun için de çok zaman alsa da kısa olur bu videolar. Bana üye olarak destek olabilirsiniz kısaca. Buradan ekranda tüm üyelerimi görüyorsunuz. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. O zaman sizin kaçırdığınız, hani benim kaçırdığım, sizin bildiğiniz bir Minecraft easter egg'i var mıydı? Varsa hangi oyunda? Nerede? Bunları yoruma yazabilirsiniz. Olmadığı istediğiniz bir oyun hikayesi vardır, gizem vardır. Onu size anlatmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. En çok beğeni alan yorumlara bakıyorum ve ona göre aklıma bir fikir şekilleniyor. Ondan sonra o videoyu yapıyorum. Ha, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sosyal medyadan, Twitter'dan aşağıda linkleri var. Instagram Adalanjes. Kullanan var mı hala Instagram? Var sanırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.